Murat Bardakçı Abdülhamid'in hatıra defteri yoktur, bu isimdeki kitap sahtedir, İnanmayın ve kullanmayın. Sultan Abdülhamid'in Hatıra Defteri isimli kitabı okumamış olsanız bile eminim işitmişsinizdir. Son senelerde giderek yoğunlaşan Sultan Abdülhamid furyasında bu kitaptan bazı cümleler alınıp birçok yerde hükümdarın vecizeleri olarak kullanılıyor. Bazı tarihçilerimiz Abdülhamid üzerine yaptıkları çalışmalarda yine bu kitabı kaynak gösteriyorlar ve neticede padişahın tahttan indirildiği 1909 sonrasında memleketin başına gelen hemen her şeyin ardındaki sebepler yine bu kitapta yazılı olanlar çerçevesinde değerlendiriliyor. Önce kısaca söyleyeyim. Sultan Abdülhamid'in Hatıra Defteri isimli kitap sahtedir. Abdülhamid'le hiçbir alakası yoktur ve anlı şanlı koskoca tarihçilerin bu düzmece yayını kaynak almaları da ilim bakımından büyük, çok büyük bir ayıptır. Şimdi bu uydurma kitabın ortaya çıkışının ve sonraki senelerde semirerek daha hacimli bir şekil almasının hikayesini anlatayım. Sahte Hatıralar'ın ilk yayını 6 Ocak 1919'dan 8 Mayıs 1919'a kadar haftalık utarit mecmuasında yapıldı. Yayın derginin o senenin 19 Haziran'ında kapanmasıyla yarım kalarak son buldu ve metin tamamlanarak 1922'de Hatırata Abdülhamit Hanı Sani ismiyle kitap haline getirildi. Kitap sonraki senelerde defalarca basılacak, her yeni baskı öncekinden hacimli olacak, yani içerisine hiç durmadan ilaveler yapılacaktı. Ama meselenin asıl önemli tarafı hatıraların Sultan Abdülhamit'le bir alakasının bulunmamasıydı. Abdülhamit tahttan indirilmesinin ardından gönderildiği Selanik'te ve Balkan Savaşı sırasında İstanbul'a getirilerek yerleştirildiği Beylerbeyi Sarayı'nda sıkı bir gözetim altında yaşamıştı ve hatıralarını yazmadığı da bilinmekteydi. Meselenin asıl önemli tarafı bu düzmece hatıraları kaleme alan kişinin güçlü bir edebiyatçı olmasıydı. Süleyman Nazif. Son dönem Osmanlı tarihçiliğinin en önemli isimlerinden olan İbnül Emin Mahmud Kemal İnal, 1940'ta yayınladığı Osmanlı devrinde Son Sadrazamlar isimli eserinde sahte hatıraları Süleyman Nazif'in nasıl kaleme aldığını ayrıntılarıyla anlatıyordu ama verdiği bu bilgiyle yaptığı uyarılar dikkate alınmayacak, metin sonraki senelerde ilave üstüne ilave yapılarak defalarca basılacaktı. Asıl rezalet 1974'te yaşandı. Sultan Abdülhamid'in Hatıra Defteri ismiyle çıkan bu yayınlarda artık yok yoktu. Süleyman Nazif'in uydurduğu metin başkalarının da yaptıkları ilavelerle birkaç katına çıkmıştı. Sabık hükümler hemen her siyasi sualin cevabını veriyor ve cevaplar her yeni baskıda daha da artıyordu. Zira sahte hatıratın her basımında yeni ilaveler yapılıyordu. Öyle ki birkaç baskısı daha yapılsa neredeyse faydalı gıdalardan bahsedilecek yahut grip vesaire gibi hastalıklardan korunmanın yollarını bile anlatacaktı. Asıl rezalet 1974'te yaşandı ve şimdi hayatta olmayan bir gazeteci, hatıraların orijinalini Doğu Almanya'nın Leipzig şehrinde bulduğu iddiasıyla Tercüman Gazetesi'nin sahibi Kemal Ilıcağ'ı yeni bir yayına ikna etti ve tercümanda tefrika edilip o günlerde büyük ses getiren sahte hatıralar 1975'te kitap olarak yayınlandı. Bu yayında bir başka yenilik yapılmış, emekli bir deniz albayına eski harflerle alelacele yazdırılan metin okuyucuya Abdülhamid'in el yazısı diye sunulmuştu ama işlerine yarayan ve iddialarını destekleyen kaynakların gerçek olup olmadığına bakmayan tarihçiler bu hatıraları öylesine sahiplendiler ki Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanlarından ve memleketin önemli tarihçilerinden olan Profesör Doktor Ali Birinci'nin 2013'te Divan isimli dergide yayınlayıp sahtekarlığı bütün ayrıntılarıyla anlattığı Sultan Abdülhamid'in hatıra defteri meselesi başlıklı uzun makalesini dikkate bile almadılar. Hatıralar meselesi senelerden bu yana ilim dünyasının başına işte bu şekilde musallat edilmiş bir derttir. Süleyman Nazif'in yazdığı metin ilk yayınının sonraki senelerde ilavelerle genişletilmiş ve ortaya tarihimizde eşi emsali görülmemiş bir sahtekarlık yaşanmıştır. Asıl dertse sağcı, solcu, muhafazakar, laik, Atatürkçü vesaire. Hemen her kesimin Abdülhamid'e atfedilen düzmece metni işlerine geldiği gibi kullanmaları ve isimlerinin başında prof ünvanı bulunan koskoca bilim adamlarının da bu sahtekarlığa hiç sıkılmadan hala alet olmalarıdır. Murat Bardakçı, Habertürk